Değerli öğrencilerim merhaba. Bugün Türk Dili ve Edebiyatı dersimizde birinci ünitemizi birlikte işleyeceğiz. Öncelikle bu ünitede işleyeceğimiz başlıklara şöyle bir göz atalım. Bugün birinci bölümde edebiyatın tarih ve din ile ilişkisini, ikinci bölümde Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini, üçüncü bölümde ise Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasındaki ölçütleri birlikte işleyeceğiz. İlk başlığımız edebiyat ve tarih. Değerli öğrencilerim, edebiyat içeriğinde tarihi unsurlar barındıran bir sanattır. Yani yaşanan olaylar, savaşlar, afetler, yenilgiler, toplumun içinde olan, toplumun bir bireyi olan yazarları da ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bu durumda yazar duyduğunu, gördüğünü, yaşadıklarını sanatsal bir gerçeklikle yeniden yorumlayarak okuyucuya sunacaktır. Örneğin tarihi bir olay olan İskit hükümdarı Alper Tunga'nın İran'la mücadelesi, onun ölümü bilinmeyen bir yazarın şiirinde Sagu olarak can bulur. Sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin ardından söylenmiş ağıtlardır. Yine tarihi bir olay olan Çanakkale Savaşı, Mehmet Akif'in dizelerinde Çanakkale şehitlerine destanı olarak yer bulur. Yine tarihi bir olay olan Osmanlı kuruluş dönemi, Kemal Tahir'de Devlet Ana, Tarık Buğra'da ise Osmancık romanı olarak yeniden yorumlanarak karşımıza çıkacaktır. Bu verdiğimiz örneklerde aslında edebiyat ve tarih ilişkisini net bir şekilde görüyoruz. Tarih, toplumların geçmişte yaşadığı olayları belgeler ve yazılı eserler yardımıyla inceleyen bilim dalıdır. Tarihin incelediği yazılı ürünler arasında edebi eserler de bulunmaktadır. Yazar, edebi eserde kurmaca örgüsüyle zaman zaman tarihi gerçekliğin dışına çıksa da edebi eserler yazıldığı dönemin pek çok açıdan çekilmiş bir fotoğrafı durumundadır. Tarihçi, dönemin siyasi ve sosyal hayatı hakkında edebi eserlerden yararlanır. Bu yüzden tarihçilerin birinci kaynakları arasında edebi eserler de bulunmaktadır. Yani tarihçi veya tarih araştırmacısı o dönem yazılmış edebi bir eseri kaynak olarak kullanacaktır. Biz burada yine edebiyat ve tarih ilişkisini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bakımdan edebi eserler geçmişle geleceği buluşturma noktasında önemli bir rol oynar diyebiliyoruz. Tarihi roman başta olmak üzere şiir, tiyatro, biyografi, destan, efsane, monografi ve portre gibi edebi eserlerde tarihi gerçekliklerin izleri sürülebilir. Örneğin Kurtuluş Savaşı, yani tarihi bir olay olan Kurtuluş Savaşı'nın izlerini Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Ankara ve Yaban romanlarında, Fazıl Üstü Dağlarca'nın Çakır'ın destanında, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası'nda, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adamı'nda görebiliriz. Yani tarihi olaylar ya da tarihi gerçeklikler edebiyatın farklı türlerinde işlenebilir diyoruz. Özetle gençler, edebiyat ve tarih ilişkisini açıklarken şunları söyleyebiliriz. Edebiyat ve tarih birbiriyle sıkı ilişki içerisindedir. Edebiyat, tarihten etkilendiği gibi tarihe kaynaklık da eder. Tarihçi veya tarih araştırmacısı da edebi eserlerden yararlanarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olur. Bu saydığım, söylediğim cümleler aslında edebiyatla tarihin ilişkisini net bir şekilde ifade etmesi açısından önemlidir diyoruz. İkinci başlığımız edebiyat ve din. Değerli öğrencilerim, öncelikle dinin tanımını yapalım. Din, insanların yaratıcı olarak kabul ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışların nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yoludur. Din, insanların hayatı algılayışlarıyla alakalı kültürün temel taşlarından biridir. Edebiyatı,
baştan aşağı değiştiren bu faktör kültürün temel taşıdır. Kültür din ile şekillenir. Kültürü şekillendirecek kadar güçlü olan din, kültürün bir öğesi olan edebiyatı da ne yapacaktır gençler? Etkileyecektir. Din, kendi kavramlarını, hayata bakışını edebiyata taşır. Din ile birlikte edebiyatın hem içeriği hem de şekli değişebilir. Özellikle İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte bu hem içerik bakımından hem de şekil olarak Türk edebiyatında da bu değişikliklerin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin dini anlayış bir nazım birimi, naat olarak bazen de eserin içeriğinde karşımıza çıkar. Naat ne demekti gençler? Hazreti Muhammed'in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside demekti. Bunu biz Yunus Emre'nin Çağırayım Mevlam Seni şiirinde de görebiliriz. Bu anlamda edebiyatın ve dinin etkileşim içinde olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki din edebiyatı etkiliyorsa, edebiyat da dini etkilemektedir. Örneğin Ahmet Yesevi, ki tasavvuf düşüncesinin öncüsüdür, hikmetleri ile tasavvuf düşüncesini aşılamıştır. Yunus Emre ve Mevlana gibi isimler ise İslam'ın evrensel mesajlarını eserleriyle tüm dünyaya yayarak insanları İslam'a ısındırmıştır. Biz burada edebiyatın ve dinin birbiriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Türk edebiyatında hem içerik hem de şekil olarak bu değişikliği de rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz.